Herkese merhaba, ben Begüm. Yeni kitaplar aldım. Aldığım kitaplardan bahsedeceğim size. Böyle iki kargo şeklinde alışverişimi her zamanki gibi fidan kitaptan yaptım. Ekim ayında da kargo 1 lira kampanyası devam ediyor. Yani ne kadarlık alışveriş yaparsanız yapın, kargoya 1 lira ödüyorsunuz. Tabii ben kendim tutamadığım için aldıkça alıyorum, aldıkça alıyorum ama tek kitap almak isteyenler için yararlı bir kampanya özellikle. Bu kargoda görmenizi istediğim, özellikle haberdar olmanızı istediğim bazı kitaplar var. Benim de yolunu heyecanla beklediğim kitaplar. Onlardan önce şu minik not defterlerini göstereyim. Her zamanki gibi not defteri koymuşlar kargonun içine. Üç tane Kemal Tahir, Oğuz Atay ve Virginia Woolf'un sözlerinin yer aldığı not defterleri. Her alışverişte bu not defterlerini gönderiyorlar. Ne kadarlık alışveriş yaparsanız yapın, bu defterler geliyor. Şimdi Martin Eden'ın çizgi romanı çıktı. Haberiniz var mı bilmiyorum. Yapı Kredi yayınları. Böyle bir çizgi roman yayınladı. Kitabın boyutu tahmin ettiğimden çok daha büyük yalnız. Ben daha küçük ebatlı bir kitap bekliyordum. Ama o kadar mutluyum ki bu kitaba sahip olduğum için. Şimdi özellikle kitabı okumuş olanlar çok daha severek sahip olacaklardır, göz atacaklardır bu kitaba. Eden çok sevdiğim, çok etkilendiğim bir kitap biliyorsunuz zaten. Ama aslında daha fazlası sahne sahne gözümde canlandırdığım, gözümün önünden gitmeyen bir kitap. Bazı sahneler var mesela o kadar etkilendim ki oraları okurken hala aklıma gelir. Hüzünlenirim ya da gülümserim. Bulayım şuradan birkaç sahneyi mesela size. E, kitabın başlarında yer alan bir sahne vardı. Birlikte yemiştim yemek yedikleri bir an. Bu sahne mesela o sahnede Martin Eden'ın neler hissettiğini kendini ne kadar yetersiz hissettiğini aklından geçenleri okuyanlar hatırlıyorlardır. Şimdi okuduğumuz, etkilendiğimiz ve gözümüzde canlandırdığımız sahneleri şimdi bir de bu şekilde okumak inanılmaz keyifli olacak benim için. Düşündüğümden biraz daha farklı dediğim gibi ebat olarak biraz daha büyük. Şuradan göstereyim size başka bir kitapla. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan bir kitapla şu şekilde karşılaştırabiliriz ebatını anlayabilmeniz için bu tür kitaplar daha önce de söylediğim gibi tekrar tekrar basılan kitapları olmuyor. Yıllar sonra bulamayacağız. Mesela İnce Mehmet'in çizgi romanı basılmış yıllar yıllar önce. Şu an mümkün değil bulamayız onları. Bu tür kitaplar ne yazık ki böyle tekrar tekrar basılmıyor. O yüzden kitabı okuduysanız, sevdiyseniz, benim kadar etkilendiyseniz almanızda, temin etmenize yarar var bu kitabı. Benim için çok keyifli olacak bu kitabı okumak. Aldığım bir sonraki kitapta Fransız Teğmen'in kadını John Fowles'ın. Ben aslında bu kitabı kendime almıştım daha önce. Koleksiyoncuyu okuyup çok sevince hemen arkasından gidip bu kitabı almıştım ama daha okuyamadan ablam istedi. Kendi kitabımı ablama verince bu kitabı kendime aldım yeniden. Aslında çok merak ettiğim böyle hemen okumak istediğim kitaplardan biriydi ama araya hep başka kitaplar girdi. Beni biliyorsun sürekli Kitap aldığım için ve sürekli bazı kitapları çok sevdiğim için o yazarın diğer kitaplarını okumaya devam etmek istediğim için de böyle alıyorum ama hep araya başka kitaplar girince e, kitaplar ertelenmeye devam ediyor. Sonrasında aldığım bir diğer kitap aynı zamanda bu alışverişimin en önemli parçası Niteliksiz Adam serisini aldım 4 cilt şeklinde ve kutulu olarak aldım. E Bir kampanya vardı. 81 lira ya da 82 liraydı bu kitabın fiyatı Fidan Kitap'ta. Eğer ilgileniyorsanız okumak istediğiniz bir seri ise set olarak alabilirsiniz bu kitapları. Çünkü başka türlü tek tek alınca araya hep başka kitaplar giriyor ve seriye başlamanıza rağmen bitiremiyorsunuz. Ben çok yaşıyorum bu sorunu. O yüzden set olarak aldım çünkü severek okuyacağımı düşündüğüm kitaplardan biri bu. Birinci kitabı çıkarıp bu şekilde göstereyim size. Şimdi bu kitaplarla ilgili okumak isteyenlerin kafasında bazı soru işaretleri var. Ben bunları gidermeye çalışacağım bu videoda. Ben Aylak Adam yayınlarından aldım bu kitapları. Bir diğer seçenek de Yapı Kredi yayınlarından temin edebilirsiniz bu kitabı. Fakat şöyle bir durum var. Yapı Kredi yayınlarından bu serinin yalnızca ilk iki cildi basıldı. Kitabın çevirisini yapan Ahmet Cemal'in Ömrü yetmeyince kitaplar tamamlanamadı. Ahmet Cemal çevirdi ama Yapı Kredi kitapları çıkarmadı, basmadı diyenler de var. Bilmiyorum ne kadar doğru ama ben buna ihtimal vermiyorum. O yüzden Aylık Adam yayınlarından aldım. Bir diğer seçenek Yapı Kredi yayınlarıydı ama onda da ilk iki kitabı Yapı Kredi'den okuyup üçüncü ve dördüncü kitabı yine Aylık Adam'dan okumanız gerekecek. Seriyi ancak bu şekilde okuyup tamamlayabilirsiniz. O yüzden baştan bu şekilde temin etmekte yarar var bence. Hangisine çevirisi daha iyi? hangisi daha kolay okunuyor diye bir kafa karışıklığınız varsa kitapçıya gittiğinizde ilk sayfaları inceleyebilirsiniz. Ben Bin Kitap uygulamasında Turhan Bey var. Sağ olsun bu kitapların çeviri karşılaştırmasını yapmıştı. Onda gördüğümde de içim rahat etmişti. Kitapçıya gittiğimde de ben bu kitapların çevirisini karşılaştırdığımda da bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani çevirinin eski olduğunu okumayı zorlaştırdığını düşünenler de var. Haklı olabilirler. Henüz okumadığım için bu konuda net bir yorum yapamam. Çünkü parça parça okudum. Birkaç sayfası Okudum karşılaştırmalı olarak yalnızca bu bana fikir verdi ama tam olarak net bir şey söylemek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Beni bu tür eski çeviriler yormuyor, yıpratmıyor. Yani ben rahatsız olmuyorum bundan. Geçenlerde sessiz bir ölüm kitabını okumuştum. Eylül ayında okuduğum kitaplar videomda bulabilirsiniz. Kitabın çevirisini Bilge Karasu yapmıştı. Yine kimilerine göre eski gelebilecek bir çeviri kullanılan kelimeler okumayı biraz zorlaştırıyor, yoruyor diye düşünenler olabilir. Haklı da olabilirler. Fakat ben rahatsız olmuyorum. Yani bu tamamen benden kaynaklanan bir durum. Ben aksine bu tür kelime kullanımlarını dil zenginliği olarak algılıyorum. Yani bu bence Türkçenin zenginliğini gösteriyor. Şu an kullanmadığımız, ama kulağa çok hoş gelen, söylerken insana çok iyi hissettiren, anlam olarak da bazı şeyleri tam olarak karşılayan kelimeler var mesela. Bazı çevirmenler özellikle mesela Tahsin Yücel de yapıyor bunu. Bilge Karasu da yapmış. Özellikle o kelimeleri kullanmaya çaba gösteriyorlar. Dediğim gibi ben bunu dil zenginliği olarak gördüğüm için bilmediğim kelimeler olduğunda da sözlüğe dönüp baktığım için ve o kelimelerin anlamını öğrenerek kendime fayda sağladığımı düşündüğüm için rahatsız olmuyorum. Bir de şöyle bir durum var. Yapı kredi yayınlarından kitapları okuduğunuzda evet güzel bir çeviriyle karşılaşıyorsunuz ama yapı kredi yayınlarının çevirisinin çok başarılı olması bu kitapların çevirisinin kötü olduğu gibi bir sonuca çıkmıyor. Çıkmamalı. Yani burada da büyük bir emek var. Ben bu kitapların da göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi yapı krediden ilk iki cildi okuyabilirsiniz ama 3 ve 4 için yine dönüp aylık adama gelmeniz gerekir. Bunu yapmak yerine en baştan aylık adam yayınlarından kitabı okumaya başlayarak en azından çevirmenin üslubuna da alışabilirsiniz. Yapı Kredi yayınlarından kitabın çevirisini yapan Ahmet Cemal'di. Ee, Aylak Adam'dan çeviriyi yapan da Sami Türk. 1986 İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Yine bu alanda da önemli eserler çevirmiş, Türkçe'ye kazandırmış bir isim. Ee, bence bir problem yok. Ben Aylak Adam yayınlarından aldım. Dediğim gibi kitaplardan en azından bir tanesini bitirmeden net olarak bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Ama göz attığımda çeviri karşılaştırmalarını okuduğumda bir problem olmadığını düşündüm aldığım bir sonraki kitapta Katip Bartleby o kadar güzel bir kitap ki inanılmaz severek okudum. Ben bu kitabı geçen hafta okuyup bitirdim ama ben Kırmızı Kedi yayınlarından okudum. Benim okuduğum baskısı buydu. E, i̇kinci kez satın aldım bunu da ablama hediye etmek için. E, şimdi kitapların sayfa sayıları ile ilgili kafası karışanlar olmuş. Ondan bahsedeyim. Benim okuduğum Kırmızı Kedi yayınlarından olan baskısında 74 sayfa kitap, İş Bankası Kültür Yayınlarında da tam 50 sayfa. Fakat bu kitabın puntoları büyük. Yani yazı boyutu büyük olduğu için e, sayfa düzeninde kitapların ebatları da birebir aynı olmadığı için e, kitabın sayfa sayısının daha fazla olması son derece normal. İkisi de tam metin. Bir eksiklik yok, bir problem yok. Benim okuduğum kitabın baskının da e, çevirisi son derece iyiydi. Eminim ki İş Bankası Kültür Yayınları e, çevirse son derece iyidir. Bu kitabı okumanızı öneriyorum. Yani 5-6 liraya alabileceğiniz bir kitap. 1 e, saatte okuyup bitirebileceğiniz bir kitap ve muhteşem bir kitap. Yani... Öyle bir kitap ki bir karakter var kitapta. Kitabı adını veren Katip Bartle bir karakteri ve o sessizliğiyle, o sessiz duruşuyla, o tepkisiyle o aslında pasif direnişiyle o kadar güçlü bir mesaj veriyor ki okuyucuya çok etkileneceksiniz, çok seveceksiniz, çok iz bırakan kitaplardan biri. Hani birçok kitabı okuruz, severiz ama bazı kitaplar başka bir tat bırakır ya. Katip Bart'te bir böyle bir kitaptı ve az sayfayla, az olayla çok güzel ve önemli mesajlar içinde barındıran bir kitapta okumanızı öneriyorum ben bu kitabı. Her iki baskısını da tercih edebilirsiniz. Bence problem yok. Sonrasında Giovanni Papini'nin Gog isimli kitabını aldım. Ne zamandır okumak istediğim bir kitaptı. Bende bu yazarın Kaçan Ayna isimli kitabı var aslında onunla başlayıp Gog'la devam etmek istiyorum. Bu kitabı inanılmaz merak ediyorum. Uzun zamandır okumak istediğim kitaplardan biri ama arka kapak yazısına bile bakmadım kitabın. Kim ne diyor diye ona bile bakmadım. Kitabı direkt aldım okuyacağım. çok etkilenerek okuyacağımı düşünüyorum. Aranızda okuyanlar varsa yorumlara yazabilir bu kitapla ilgili düşüncelerini. Sonrasında daha önce bahsetmiştim Oğuz Atay okumak istiyorum. Tüm kitaplarını okumak istiyorum artık diye. Tutunamayanları okumuştum. Korkuyu Beklerken isimli öykü kitabını da okumuştum. Şimdi tehlikeli oyunları aldım. Ya bazı kitaplar var böyle sizde de oluyordur eminim bu duyguyu yaşıyorsunuzdur. Hem okumak istiyorum bir an evvel hem okumak istemiyorum. Okuyunca sanki bitip tükenecekmiş gibi geliyor. Ne yazık ki tekrar bir kitabı ikinci kez okumak gibi bir alışkanlığım yok. Altını çizdiğim, işaretlediğim yerleri okuyorum ama baştan sona okumuyorum kitapları. Bu nedenle aslında biraz da ötelediğim bir kitapta ama kaçış yok. Yani bir yazarı seviyorsan, senin için kıymetli bir yazarsa Kitaplarını okumak istiyorsan karşı koyulmaz biçimde bir şekilde okuyacaksın ve bitecek. Tehlikeli oyunları da bu nedenle aldım. Sonrasında çok çok sevdiğim bir kitap biliyorsunuz ne kadar sevdiğimi Deniz Gezgin'in Ahraz ismi kitabını yeniden aldım. Bu kitap daha önce sel yayınlarından çıkıyordu ve sel yayınlarında yaşanan bazı problemler var. Şimdi bazılarını satırlayacaktır. Barcode ile ilgili ve yazar Deniz Gezgin yayın evi değiştirmişti birçok yazarla birlikte. Ahraz'ı bu nedenle aldım. Sel yayınlarından olan baskısını da göstereyim size. Eğer sahaflardan alışveriş yapıyorsanız, ikinci el kitaplar alıyorsanız eski baskısı bu. Ben bu baskıdan okumuştum. Şimdi yeni baskısı bu can yayınlarından çıkıyor. Bu kitap 5 farklı yayın evine geçse sanırım 5'inde alır kitaplığıma eklerim. O kadar seviyorum, o kadar etkilendim. Niye bilmiyorum bu kadar bağ kurdum, bu kadar etkilendim ama herkesin okuyabileceği, herkesin çok etkileneceğini düşündüğüm ve çok başka bakmanızı sağlayacak hayata, insanlara toplumun dışında itilmiş insanlara sizden olmayan insanlara sokakta gördüğünüz o sert duruşlu, konuşmayan, tepki vermeyen belki kaba kendi kabuğuna çekilmiş insanlar var ya hani her gün karşılaşıyoruz sırada kuyruk beklerken, otobüste başka başka yerlerde o insanlara çok başka bakmanızı sağlayacak. İnsanı insan olarak zenginleştireceğini düşündüğüm kitaplardan biri. Ben her yerde ısrarla söylüyorum. Kitap basıldığında da her yerden duyurmuştum ama çok kıymetli bir kitap. Eğer okumadıysanız lütfen ahrazı alıp okuyun. İnsan olarak çok şey öğreneceksiniz o kitaptan. Son olarak da gömülü deve aldım. Bu kitabı özellikle sona bıraktım çünkü söyleyeceklerim var bu kitapla ilgili ve bir önceki videoda bahsettiğim Klasik Okur Kitap Kulübü ile ilgili. Şimdi ben bir önceki videoda detaylarıyla bahsetmiştim. E, klasik Okur Kitap Kulübü kuruyoruz internet üzerinden. E, her ay belirlediğimiz, e, benim size duyurduğum iki kitabı birlikte okuyacağız. Ve okuduktan sonra yorumlarınızı bana mail olarak iletebilirsiniz diye. Bunun üzerine çok güzel tepkiler aldım. Yüzlerce mail aldım. Abartmıyorum. Hala okuyamadığım, cevaplayamadığım mailler var. Eğer e, cevaplayamadıysam mailinizi, geri dönüş yapamadıysam bilin ki bundandır. Çok güzel tepkileri aldım ama çok fazla talep olduğu için, çok fazla geri dönüş olduğu için de yetişemedim. Yani iki gün neredeyse tam mesai yaptım bununla ilgili ama hala yanıtlayamadığım mesajlar var. Bunun dışında olumsuz tepkiler de oldu elbette. Bunun verimli olmayacağını, tüm okurların kitaplarla ilgili düşüncelerini herkese aynı anda göndermesi gerektiğini düşünenler oldu. Fakat ben de bunun üzerine düşündüm. Hatta Instagram'da anket yaptım. Bazılarınız biliyorlardır. Anket sonucuna göre ve bana gelen bu olumsuz, bunun verimli olmadığını düşünen geri dönüşlere göre de e, insanlardan mail adreslerini aldım. Fakat sonrasında gördüm ki bunun teknik olarak imkanı yok. Yani ben yaklaşık 400 e, civarında mail topladım. YouTube'dan gelen mailler hariç. Sadece Instagram'dan gönderilen mailleri kaydettim. E, sonrasında da öğrendim ki teknik olarak bu mümkün değil. Yani bir günde 500 kişiye aynı anda mail atmak... E, çok mümkün değil teknik olarak mümkün değil. Bunun yanında bunun verimli olmayacağını, çok fazla bilgi kirliliğine yol açacağını, okuyanların da yüzlerce maili aynı anda okuyamayacağını, cevaplayamayacağını ya da temizleyemeyeceğini bile düşünenler oldu. Burada tam olarak bir uzlaşmaya varamadık. Bunun dışında WhatsApp, Telegram gibi farklı uygulama önerileri oldu. Fakat bu mümkün değil arkadaşlar. Teknik olarak mümkün değil. Yani 500 kişi olduğumuzu varsaysak ki bu sayı bile çok iyimser aslında bir uygulamaya eklememiz mümkün değil. Bunun dışında numarasını istemeyenler var. Mail adresini paylaşmak istemeyenler. Benim mailimi kimse görmesin. Benim numaramı kimse görmesin. Mail adresimi vermiştim ama vazgeçtim. Lütfen siler misiniz diyenler. Yani öyle bir kaos oluştu ki bu durumun yarattığı kargaşa sağlayacağı verimi geçti. Benim tek başıma bunu yönetebilmem, buna müdahale edebilmem de artık biraz zor olmaya başladı. Bu katılım inanılmaz mutlu edici. Yani bu kitapları okumak isteyen, kitap okumak isteyen bambaşka yerlerde, dünyanın farklı yerlerinde, yurt dışından da katılan arkadaşlar oldu çünkü. Bu kadar insanın bu kadar talep göstermesi o kadar mutluluk verici ki yani ne kadar mutlu ettiğinizi beni bilemezsiniz. Ama elimden gelmiyor yani teknik olarak bunu sağlayamıyorum. Zaten diğer bu anlık konuşma sohbet uygulamalarının bunu kaldırması, bu kadar insanı kaldırması da mümkün değil. Herkesin razı olduğunu düşünsek bile ki herkesin aynı anda birbirine mesaj atmasını, mail atmasını istemeyen de çok fazla insan oldu. Her neyse sonuç olarak bu kargaşayla bu kaosa baş edemedik. Bana yardım etmek isteyenler oldu fakat onlar da bu konuda artık kilitlendi. Yani olmuyor, ilerlemiyor şeklinde. Sonuç olarak şöyle bir uygulamaya Karar kıldık, ortak karar kıldık. Bu benim kararım değil. Instagram'dan yaptığım anketlerdeki binlerce insan katıldı bu ankete. Sonuç olarak şöyle yapıyoruz: Her ay belirlediğimiz iki kitabı birlikte okumaya devam ediyoruz. Ben bu kitapları yine duyurmaya devam edeceğim. Buradan ya da Instagram'dan takip ediyorsanız oradan da görebilirsiniz. Bin Kitap uygulamasından takip ediyorsanız. Ya da Twitter'dan takip ediyorsanız oradan da görebileceksiniz hangi kitapları okuyacağımızı. Sonuç olarak bu kitapları okuyacağız hep birlikte. Instagram'da, Twitter'da, Bin Kitap uygulamasında, Facebook'ta nerede isterseniz Klasik Okur Kitap Kulübü etiketiyle kitaplarla ilgili düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Eğer kitaplarla ilgili yorumlarınızı paylaştığınız bir sosyal medya hesabınız yoksa tüm bu uygulamalar üzerinden bu sosyal medya hesapları üzerinden Klasik Okur Kitap Kulübü etiketini takip edebilir ve o etiketle insanların yaptığı yorumları görebilirsiniz. Hiçbirini yapmak istemezseniz de ben kendi sayfamda her yerde paylaşıyorum kitaplarla ilgili düşüncelerimi. Benim yaptığım yorumları ve benim yorumlarımın altına gelen mesajları, yorumları görerek bu kitaplarla ilgili insanlar ne düşünmüş, kim senin okuduğun kitabı hangi gözle okumuş, nasıl çıkarımlar yapmış, nasıl mesajlar almış ve neler üzerine durmuş bunları görebileceksiniz. Hep birlikte göreceğiz bunları. Ben yine de çok verimli olacağını, yine fayda sağlayacağını düşünüyorum. Burada temel amaç aslında şu. Benim tek amacım bu. Video ilk videomdan bugüne kadar tek amacım bu. Ben kitap okuma kültürünün yaygınlaşması yönünde çalışmalar yapıyorum. Buna katkı sağlamaya çalışıyorum ve bu kitapları hep birlikte okuyor olmak, benim videolarımda bu kitaplara yer veriyor olmam, bunlarla ilgili paylaşımlar yapıyor olmam, sizin yorumlarınıza videolarımda yer verecek olmam, e, kitabı okumak isteyenler için de bir itici güç olacak. Ben buna çok inanıyorum. Motivasyon kaynağı olacak bu insanlara. E, arkadaşlar özellikle yaşı çok küçük insanlar var. Yani benim kanalımı takip edenlerin yarısı 20'li yaşlarının başında ya da 20 yaşından küçük. Bu insanların iyi kitaplar okumasına, ödüllü kitaplar okumasına, çağdaş Türk edebiyatında ne kadar güçlü kadın yazarlar olduğunu görmesine fayda sağlamak istiyorum yani bunu yapmak istiyorum gerçekten zaman ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sonraki videolarda görüşmek üzere